Vücudumuzdaki 7 hormondan biri veya daha fazlasında dengesizlik var ise kilo vermenizin mümkün olmadığını biliyor musunuz? Bu hormonlara yakından bakalım isterim. İlk hormonumuz östrojen. Östrojen bizi kadınsı yapan şeydir. Güzel göğüs ve kalçaları ona borçluyuz. Ancak vücudumuz östrojen dominansına girdiğinde ne yazık ki başta kilo artışı ve diyabet olmak üzere pek çok istenmeyen sağlık problemi oluşur. Aslında vücudumuz östrojenin doğal panzehiri progesteronu salgılayarak metabolizmamızı kontrol eder. Ama ne yazık ki 40'lı yaşlardan itibaren bu denge bozulmaya başlar. Ne mi yapmamız gerekiyor? Kırmızı et ve alkol tüketimimizi sınırlandırmalıyız. Zira her ikisi de östrojen seviyelerinizi artırarak yağ yakımınızı yavaşlatır ve insülin direncine yol açar. İkinci hormonumuz insülin. İnsülin direnciniz olduğunda ne yazık ki sürekli açlık hissetmeye başlarsınız. Diyetinizde şekeri kestiğinizde insülin seviyelerinizin tekrar normale dönmeye başladığını göreceksiniz. Üçüncü hormonumuz leptin. Yağ hücrelerimizin salgıladığı bu hormon tokluk hormonu olarak da bilinir. Bu hormona karşı direnciniz oluştuğunda ise ne yazık ki sürekli bir yeme arzusu içinde bulursunuz kendinizi. Zira hep açsınızdır. Leptin rezistansı genellikle yüksek trigliserit seviyeleriyle paraleldir. Özellikle meyveler ve çeşitli içeceklerle vücudunuza aldığınız yüksek fruktoz miktarları leptin direncini artırır. Dördüncü hormonumuz kortizol. Stres hormonu olarak da bilinen bu hormon, ne yazık ki göbek bölgesindeki yağlanmanın ana sorumlusudur. Kortizol seviyelerini düzenlemenin en güzel yolu, düzenli bir gece uykusu, stresten uzaklaşmak ve tabii ki kafeinli içecekleri kesmektir. Beşinci hormonumuz tiroid hormonları. Tiroid hormonumuzdaki dengesizlikler pek çok otoimmün hastalığı tetiklerken kilo almamıza da sebep olabilir. Tiroid hormonlarınızı dengelemek istiyorsanız özellikle gluten içeren tüm gıdalardan uzak durmanızı öneririm. Altıncı hormonumuz büyüme hormonu. Süt ürünlerini kısıtladığınızda bu hormonu dengelemek çok kolay. Zira süt ve süt ürünleri hem büyüme hormonu hem de insülin seviyelerini artırır ki bu durum sizin kilo vermenizi zorlaştırır. Son olarak da testosterona dikkatinizi çekmek istiyorum. Vücudunuzda biriken toksinler zaman içinde öncelikli olarak testosteron salınımını, ardından da biraz önce konuştuğumuz pek çok hormonun salınımını etkiler. Dolayısıyla öncelikle toksinlerden olabildiğince uzak durmalısınız ve periyodik olarak hekiminizin kontrolünde detoks yapmayı ihmal etmemelisiniz.